Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bakınız arkadaşlar, çok ama çok mühim bir noktaya değinerek bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. Çok ama çok mühim bir noktaya değinerek. İlk olarak şuradan başlayayım. Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan dezenformasyon hakkında Fenerbahçe resmi sitesinden 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 16.39'da paylaşılan bir haber. 18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden, gündemin devamında bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan, gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kulüp yönetimi sosyal medyada hani yöneticisinin belli olmadığı hesapları çok sevmiyor. Yöneticisinin gizli kimliğiyle yönettiği hesapları da çok sevmiyor. Çünkü bunların troll ordusu olduğu düşünülüyor. Bu farklı takımlarda bunu farklı niyetlerle kullanabiliyor. Fenerbahçe de burada ona değiniyor. Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vekili, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat Ilgaz ile kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur. Şimdi hocam ne oldu ki? Yani Galatasaraylı ex gazeteci ve yeni YouTuber SR adlı şahıs bunun sitesi daha doğrusu bunun bu arkadaşın sahip olduğu site Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe Kongre üyesi olduğunu yazıp sonradan da silmişler arkadaşlar. Yani bu kayıtlarda da var. Kayıtlara da geçmiş. Bilginiz olsun. Şimdi buraya kadar tamam. Fenerbahçe diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibariyle Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Murat Ilgaz kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır. Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinde yaygara koparanlar bu yalanlarını güçlendirmek adına kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineri olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor, aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi Murat Ilgaz'ın kendisi de bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diyor ki Fenerbahçe kongre üyesi olduğum yönündeki haberler kesinlikle doğru değil. Bu haber külliyen yalan. Bu haberler külliyen yalan demiş. Aha külliyen yalan demiş. Hocam lakya Murat Ilgaz mı yoksa? He dünyada bir tek o külliyen yalanı kullanıyor. Şimdi arkadaşlar Galatasaray camiası Fenerbahçe kongre üyesi diyor. Vardan sorumlu Murat Ilgaz'ı. Ve Murat Ilgaz 2014'ten beri MHK'da. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşayamadığı 8 senede de MHK'da görev alıyor. Birincisi bak şöyle yapalım. Şimdi ben karşımdakine diyorum ki üstün çamur. O da bana diyor ki senin üstün çamur. Ben üstüme bakıyorum. Aa evet bacağıma sıçramış diyebiliyorum. Bu adamlıktır. Bu mertliktir. Bu delikanlılıktır. Bu insanlıktır. Bu şerefliliktir. Hani daha bunu birçok şeyle sayarsın. Ama üstüne bakıyorsun çamur. Karşındakinde leke yok. Çıkıp hala. Senin üstünde çamur var. Hayır. Sen terbiyesizsin. Seni kolluyorlar. Fenerasyon falan diyorsan bunun takdirini yorumlarda sizlere bırakıyorum. Bu arada eski yöneticimiz diyor ki dezenformasyon yasasına göre yani yeni kabul edilen yasaya göre Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesidir diyenler kamu barışını bozmaya elverişli yalan haber üretip yaymaktan 1 ila 3 yıl hapis cezası almalıdır diyor. Hude Hufeder 1907'ye suç duyuruları için büyük görev düşüyor. Biz de maddi manevi yardıma hazırız diyor. Arkadaşlar bakın dezenformasyon yasası. Sosyal medya yasası değişiyor.
Ve troll hesaplar, yalancı hesaplar, hedef gösteren hesaplar, beni nasıl olsa bulamazlar diyorsunuz ya. Ebenizin şeyine kadar bulurlar, TC numarasına kadar. Yani nerede olursanız olun bulurlar. Eskiden neydi? Yani eskiden derken son birkaç yıldır. Özel bazı kişilere bir şey yazdığınız anda her şekilde bulunuyordunuz. Ama normal sıradan kişilere bir şey atıp tuttuğunuz zaman kimse arkasına düşmüyordu. Şimdi mesela bir adama iftira atın, kenara çekilin. Eskiden böyleydi. Yani şu ana kadar böyleydi daha doğrusu. Çık de ki bu böyle demiş. Mesela bana çok yaptılar. Başkasına çok yaptılar. Atıyorum çık de ki bu Alevilere küfretti. Elde kanıt yok. Belge yok. Hiçbir şey yok. Alevilere küfretti dedim. Adam kendini aklamaya çalışsın dursun. Şimdi Alevilere küfretti dedim. Kanıtla ya da 1 ila 3 yıl hapis cezası diyor. Hadi bakalım. Ama bu Murat Ilgaz olayı çok enteresan. Bak. Ben şunu söyleyeyim. Murat Ilgaz eğer Fenerbahçeli olsaydı en büyük tepkiyi biz koyardık Fenerbahçe olarak. Harbi söylüyorum bak. Defolsun gitsin derdik. Allah belasını versin. Çıksın gitsin oradan derdik. Bak ciddi söylüyorum. Çünkü yönetimde yer alıp da Fenerbahçe lehine karar veren kimse olmuyor. Yani orada olup da Fenerbahçeli olanlar hep bize zarar veriyor. Ya 9 senedir bu adam o görevde. 9 senedir. Ya bu adam 9 senedir o görevdeyken bir takımın 4 tane şampiyonluğu var. Allah'tan korkun be. Hiç mi Allah'tan korkunuz yok be? Ya hangi takımın kongreyesiymiş bu? Ya hangi takımın kongreyesi, hatta eski as başkanı TFF'nin başındayken o takım hiç şampiyonluk alamamış. Bir bakın bakalım. TFF başkanı üyelikten ihraç etmiştir. Hangi takım? Ya Fenerbahçeli başkanlar, Mehmet Ali Aydınlar oradayken kumpas üstümüze yıkıldı. Nihat Özdemir oradayken Fenerbahçe'nin şampiyonlukları çalındı. Ya hiç mi utanmanız yok? Hani bir şeyi söylüyorsunuz da lan bak arkadaşlar bu derken hiç mi utanmanız yok? Üstelik Fenerbahçe'ye algılarla başlanan haftada yapay zeka zorbayı küçüğü hakem olarak seçmiş. Bakın sıkıntılar üst üste. Galatasaray Kastamonu maçında çok tartışılan hakem kararlar var ama ben zorbayı küçükle devam edeyim. Yapay küçük zorbayı küçüğü seçmiş. Zorbay Küçük kimdir? 2020-2021 sezonunda Pelkas'ın golüne el diyerek bizi şampiyonluktan eden hakem. Babası Galatasaray'da görev alıyor. Evet, altyapısında, akademide sorumlu hoca. Aynı kişinin babası, hani Zorbay Küçük'ün babası Florya'da çalışıyor. Hani o meşhur Tofaş'lı sezon var ya, Ergün Gürsoy'dan araba aldığı iddia edilen Malatyaspor oyuncularından biri. Kaptanı o gün. O gün kaptanı o. Bitti mi? Bitmedi. Galatasaray oyuncusu Kastamonu oyuncusuna kafasına diz attı. Hakem devam dedi. Algılar işe yaradı diye sosyal medyada konuşuyorlar. Hani İrfan Can'ın Ankaragücü maçındaki hareketine buna kırmızı demeyin kitapsızdır şöyle böyle diyorlardı. Acaba Galatasaraylılar dünden beri o Galatasaraylı oyuncunun hareketine de kırmızı demeyip kitapsız mı oldular? Hani kendi tabirleriyle. Kırmızı değil deyip dönek mi oldular? O da kırmızı, bu da kırmızı deyip delikanlı mı oldular? Sosyal medyaya bakın. Anlarsınız. Şimdi Zorbay Küçük'ün babası Galatasaray'da hala görevde. Atılmadıysa, kovulmadıysa. Bitti mi? Bitmedi. Trabzonspor maçında geçen sene İrfan Can'a kırmızı kart verdi. Ayağını nereye basacak dediğimizde basmayacak abi dedi. Ya topa vurdu şöyle geçeceksiniz dedi. Aynı Zorbay Küçük. Bunların hepsi olabilir. Ya bir maçta yanlış yönetir, bir maçta yanlış görür, bir maçta kötü yönetim sergiler. Hiç lafım yok. Yani bir hakem düşünün, atıyorum kafadan Beşiktaş'ı 50 maç boyunca kolladı. 50 maç kazandırdı. 51. maçta Beşiktaş'ın rakibini kollasın. Ya da aleni 3-5 tane hata yapsın. Beşiktaş taraftarı onu rakip takım şey yapar, kabul eder. Bu Trabzon için, Fenerbahçe için, Galatasaray için hepsi için geçerli. 50 maç seni kollasın, sen 50 maç kazan. Bitti. Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem dediler Beşiktaş'ı kolluyor. Ben ne dedim size? Lan Beşiktaş bundan hiç yenilmemiş, doğru. Fener de yenilmemiş. Beşiktaş 4 maç kazanmış. Fenerbahçe 2 maç kazanmış. Açın bakın abi. Burada bak. Birçok kişi burada benim dürüst konuşmamdan dolayı abone. Ben öyle düşünüyorum. Lütfen yorumlara belirtin. Gerçekten bak belirtin. Şimdi ben Zorbay Küçük'ün şununa irrite oldum. Ayar oldum. Bak bir maçlık, iki maçlık periyoduna değil. Babası Malatya'da da olabilir. Birçoğunuzun babası başka takımdadır. Mesela ligdeki takımlara sorun, hepsinin babası Fenerbahçe'dir diye bir espri var ya mesela.
Hepsinin babası Fenerbahçeli ise kendileri de Fenerbahçelidir mi diyeceksiniz? Fener'e satıyorlar mı diyeceksiniz? Bu mantıkla gidin. Zorbay Küçük şu beni ayar etti. 8-11 Mayıs'ta Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi. Son olarak tekrarlanan telafi sınavlarında da başarısız oldu. UEFA Ocak ayına kadar düzenlenecek olan organizasyonlarda görev alma hakkını elinden aldı. Ne demek ya? Kural sınavında başarısız olmak ne demek? Bu adam kural bilmiyor demek. Misal veriyorum. Fenerbahçe frikik kullanıyor. Rakip kaleye doğru frikik kullanıyor. Fenerbahçeli futbolcu da Altay Bayındır'a sinirlendi. Döndü. Ta bizim kaleye şut çekti. Gitti bizim kaleye gol oldu. Karar ne çıkar? Ne çıkar karar? Kendi kalemize attı. Ta rakip ceza sahasının oradan. Hocam gol çıkar ne çıkar? Gol çıkmıyor. Korner çıkıyor mesela. Rakip takım bizim kale tarafından korner kullanır. Misal veriyorum. Hadi bunu da siz bulun. Ferdi Kadıoğlu taç kullanıyor. Taç atışını kullandı. Top dümdüz gitti. Dümdüz kimseye değmeden gitti. Rakip kaleci eliyle hafif dokundu. Parmağına değdi. Gol oldu. Yani top rakip kaleye doğru girdi. Hangi karar verilir? Yazın bakalım yorumlara. Şimdi Zorbay Küçük'e dönelim. FIFA tarafından yetersiz hakem raporu verildi. Fırat Aydınus çıktı. Büyük risk diye bir paylaşımda bulundu. Bakın büyük risk. Buradan siz ne anlıyorsunuz? Zorbay Küçük'ten bahsediyor. Deniz Çoban da zaten Zorbay Küçük mü gibisinden hani Zorbay Küçük yazıp soru işareti koyarak bu paylaşıma cevap vermiş. Uğur Dündar yazmış dikkat. Bakın dikkat yazmış Uğur Dündar. Fırat Hoca uyarıyor. Orada Fırat Aydınus kopkoyu bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaş çarşıda bir kahvehanede Beşiktaş formalı resmi halen durmaktadır. Bilginiz olsun ha. Yani istediği takım da olabilir. Arkadaşlar şimdi hakemliğini bırakmış. Şimdi çıksın ben şu takım dinlesin. Benim için hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Devam ediyorum. Diyor ki Fırat Hoca uyarıyor. Fenerbahçe operasyon çekmeyi aklınızın ucundan geçirmeyin. Buraya kadar hepsi tamam mı? Tamam. Selçuk Kaya çıkmış. Demiş ki 1997 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Galatasaray Kocaeli Spor maçı vardı. Ben de o zaman istatistisyen hakemim demiş. Fatih Terim maçın hakemi Sabri Çelik'in kulağına bir şeyler söyledi. Ardından Hakan kendini yere atmasına rağmen Sabri Çelik penaltı verdi diyor. Şimdi bu mantığa göre Sabri Çelik'i bilmem neci ilan edersiniz. Değil mi? Aynı Sabri Çelik şu anda MHK kurulu başkanı. Yani onun beyanıyla şu, bunun beyanıyla bu derseniz bu işin sonu bitmez. Ben size ilginç bir şey söyleyeceğim. Son dakika bilgisi diye bir duyumcu kardeşimiz paylaşmış. Zorbay Küçüğü Süper Lig'e Fatih Terim aldırmış. Fatih Terim Zorbay Küçüğün babası Feyzullah Küçüğün takım arkadaşı ve hemşehrisiymiş bilindiği üzere. Şimdi bakın çok önemli bir bilgi vereceğim. Bir intro vereyim ondan sonra o bilgiyi vereyim. Normalde bunu Galatasaray sayfalarında, Beşiktaş sayfalarında duyamazsınız ama Fenerbahçe sayfasında, Kadıköy Sokak sayfasında bu önemli bilgiyi duyacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki az önceki bilgi doğru. Fatih Terim Zorbay Küçüğü hakem yaptırdı, Süper Lig'e aldırdı. Diyelim ki bu bilgi doğru. Eğer bu bilgi doğruysa %1 katrilyon Fenerbahçe Başakşehir maçını kazanacak. Hatta Fenerbahçe topun T'sini oynamasın. Hakem Başakşehir'i doğrayıp Fenerbahçe'ye maçı hediye edecek. Çünkü niye? Fatih Terim bu kadroyu Okan'a yedirmez. Buruk'a da yedirmez. Dursun'a da yedirmez. Özbey'e de yedirmez. Erden'e de yedirmez. Timur'una da yedirmez. Yedirmez kardeşim. Yedirmez. Bakın eğer bu bilgi doğruysa. Anladınız mı? Yani o kadroyu yedirmemek açısından der ki ulan Fenerbahçe'yi kollayın. Bakın Jesus ne yapıyor Başakşehir maçı öncesinde. Bak Fenerbahçe çıkıyor. Ben Fenerbahçe'nin şu açıklamalarını saçma buluyorum. Gidin sahaya odaklanın kardeşim. Gidin sahaya odaklanın. Size ne ya? Size ne? Saha dışına çıkmışsınız. Merkez hakem kuruluydu. Murat Ilgaz'dı. Bilmem Galatasaray'ı heze yandı. Size ne lan? Size ne? Gidin topunuza ilgilenin. Jesus hocam. Başakşehir'i canlı canlı izlettirip notlar aldırmış ekibine. Bize bu lazım işte. Bana bu lazım.
Arkadaşlar hani küçükken tartışırdık. Yerden taş falan alırdım, ederdim. Karşındaki ne derdi? Allah'a mı güveniyorsun, taşa mı güveniyorsun diye. Değil mi? Böyle bir ikilemde bırakırdı seni. Bu durumda böyle. Evet arkadaşlar, şimdi enteresan bir kısma geldik. Şimdi haftanın maçları kısmına geldik. Normalde ben bunu canlı yayında yapmak istiyordum. Canlı yayında değerlendirip sizleri de şahit tutmak istiyordum. Ama arkadaşlar, gerek bazı arkadaşlar iddia oynuyorlar ki iddia helal değil. Ben bu tip şeyleri önermiyorum. Geçtiğimiz hafta 9 tane maç söyledim. Bunların içinde 3-4 tanesinin skorunu doğrudan ya da dolaylı söyledim. 8 tanesini bilmiş oldum. O yüzden de birçok arkadaşım hani bana kahin gözüyle bakacaklar. Ben kahin mahin değilim. Onu da söyleyeyim. Ben sadece ligin bug'ını çözdüğünü düşünen sıradan bir futbol severim. Bu haftanın hakemleri açıklanmış. Ben size bu haftanın maç sonuçlarını tahmin ederek söyleyeceğim. Bakın, hiçbir tahminimden sorumlu değilim. Ancak yapay zeka ile geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle 11. haftada görev alacak hakemler falan da belli olduğu için söylüyorum. Ben bu maçlara ilişkin gerek skor tahminleri gerek iddia tahminlerinde de bulunuyorum arkadaşlar. Bu kısma dikkat. 1. 16.30'dan sonra iddia tahminleri diyeyim. Fenerbahçe Başakşehir maçı. Zor bay küçük. Normalde Fenerbahçe maçlarına ilişkin asla konuşmam ama ben bu maçın Fenerbahçe'nin kazanacağını birkaç haftadır söylüyorum. Yine söylüyorum. Bu maç Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Sebebi de şu. Hatta skoru da söyleyeyim. 2-0 alır diyorum. Sebebi de şu. Fenerbahçe açık oynayan her rakibini yendi bu sezon. Bir tek Konya'ya yenildi. Niye? Konya kapalı oynuyor çünkü. Başakşehir açık oynuyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe fark attı. Açık oynuyor. Kasımpaşa açık oynadı, 6 tane attı. Alanya açık oynadı. Kayserispor Fenerbahçe'ye karşı kapalı açık karşıma oynadı 2-0. 75'e kadar şut çekemedi. Ha, Konya maçından sonra dersler alındı. Karagümrük Fener'e açık oynadı, 5 yedi. Ha, 4 tane attı, olsun 5 tane yedi. Hocam, bu mantığa göre Başakşehir'in gol atması, goller bulması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama Fenerbahçe maçı 2-0 kazanıyor. Hiç değil konuşuyorum. Trabzonspor, Sivasspor. Bu maçı yerde yarılsa, gökten penguenler de inse 0-2 çifte şans. Bu maçı ya Sivas alacak ya Sivas kazanacak. Ya da berabere bitecek. Hocam, Sivas alacak lan kazanacak aynı şey. Biliyorum. Yani 3 ihtimalli ya maçlar. 3 ihtimal. Ya bu maç berabere bitecek ya Sivasspor kazanacak. İlginç bir şekilde ben buna skor olarak da Sivasspor 2-0 kazanır diyorum. Ama siz hani iddia olarak diyorsunuz ya hocam işte nedir diye 0-2 çifte şans. Bakın, gökten penguenler bile yağsa, uzaylılar bile gelse bu maçı Sivas alacak. Bu benim tahminim, kişisel görüşüm, kişisel fikrim. Bu benim tahminim arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin. Galatasaray Alanyaspor. İşte ligin en komik maçı bu olacak arkadaşlar. Bu maçta katiyen kırmızı kart olacak. Katiyen bu maçta penaltı olacak. Ve bu maçı Alanyaspor kazanacak. Ama hocam, Galatasaray federasyona çıkarma yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben bu maçı Alanyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Ama kırmızı ve penaltının katiyen olacağını düşünüyorum. Hatay Spor Beşiktaş. Tartışmasız Hatay Spor alacak. Hocam, sen bayağı uçmuşsun. Bayağı bayağı uçmuşsun. Beşiktaş 19 puanda. Hatay Spor'a bir bak bakalım. 18. sırada 7 puanda. Hatay Spor kazanacak bu maçı. Bu maçı Hatay Spor kazanacak. Hocam, imkanı yok. Ya ben söylüyorum, Hatay Spor. Kaç kazanacak biliyor musunuz? 3-1 kazanacak Hatay Spor. Ben... Arkadaşlar bakın, sadece tahminde bulunuyorum. Yap dediniz, rica ettiniz. Ben de tahminde bulunuyorum. Bu arada Galatasaray Alanya maçını, Alanyaspor 2-0 ya da 1-0 kazanacak. Yani ya 0-2 kazanacak ya da 0-1 kazanacak. Ben onu da söyleyeyim. Adana Demirspor, Konyaspor. Geçen hafta Adana Demirspor puan kay şey Konyaspor puan kaybetti. Şimdi Adana Demirspor'un puan kaybetme vakti. Kesinlikle Konya alacak. Kesinlikle Konyaspor kazanacak.
Antalya Spor, İstanbul Spor. Antalya haftalardır kısırdı. İstanbul Spor, ben oynanan futbol açısından bunu yorumlayacağım. Sadece futbol olarak. Bakın ilk defa futbolla yorumluyorum. Ya ikinci kere futbolla yorumluyorum. Fenerbahçe Başakşehir maçını futbolla yorumladım. Bunu da futbolla yorumluyorum. Antalya Spor rahat bir galibiyet alır. Handikaplı bir diyorum. Giresun Spor, Ankara Gücü. İşte ligin en sıkıntılı maçı bu maç. Arkadaşlar bu maç buram buram beraberlik kokuyor. Yani buram buram beraberlik kokuyor. Futbol olarak hangisi kazanır? Ankara Gücü kazanır. Hocam hakemler kimin kazanmasını ister? Giresun'un kazanmasını ister. Ben Beşiktaş maçından sonra size ne dedim? Ankara Gücü ligden düşürülmesi düşecek ilk takım dedim. Sözümün arkasındayım. Ama bu maç buram buram, santim santim, milim milim beraberlik kokuyor. Kasımpaşa, Kayserispor. Galatasaray'ı yenen Kayserispor şımarır, rehavete kapılır. Kasımpaşa'da Galatasaray'ı yenen Kayserispor'a karşı evinde kaybettiği maçın acısını çıkarır. Bu maçı da Kasımpaşa alır diyorum. Ve Kasımpaşa biraz Kayseri'ye de ters gelen bir takım. Beraberlik ihtimali var aslında ama Kasımpaşa diyorum ben. Ümraniye, Karagümrük. Handikaplı Karagümrük. Yani Karagümrük en az 2 farklı alır. Arkadaşlar bir kez daha hatırlatıyorum. Muhtemelen başını dinleyip sonuna yetişmeyeceksiniz. Sonunu dinleyip başına yetişmeyeceksiniz. Ama benim skor tahminlerim bu şekilde. Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fenerbahçe kazanır diyorum ama bu duygusal bir yaklaşım olur. Bunu çok ciddiye almanızı istemem açıkçası. Çünkü diyeceksiniz ki ya Fenerbahçeli adam ne diyecekti? Kötü, tersine bir şey mi söyleyecek diye. Bu Trabzon-Sivas maçı 0-2 çifte şans. Yani 0-2 çifte şans. Ama skor derseniz yani Sivas Spor 2-0 kazanır derim. Ama bakın ısrarlı bir şekilde söylüyorum. 0-2 çifte şans %100 diyorum. Hocam Trabzon çok iyi oynuyor Beşiktaş maçında şöyle iyiydi böyle iyiydi biliyorum. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben sadece söylüyorum arkadaşlar ya. Ya ben bu kadar söylüyordum ya. Yani daha ben ne diyeyim ya. Ondan sonra Galatasaray-Alanya maçı. Bak bu maçta herkesin beklentisi şu. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray hakemi ayarladıysa maç berabere bitecek. Yani federasyonu hakemi ayarladıysa maç berabere bitecek. Niye kimse hakem konuşmayacak? Diyelim ki Galatasaray hakemi ayarlayamadı. Ve gitmeleri de ters tepti. Maçın hakemi Galatasaray'ın aleyhine kritik hatalar yapacak. Maçı Alanya'ya verecek. Diyelim ki Galatasaray'ın gitmesi negatif ya da pozitif hiçbir etki etmedi. Yine Alanya Spor'a şans veriyorum. Bu maçı bu şekilde söylüyorum. Hatay Beşiktaş maçı tartışmasız Hatay alır diyorum. Tartışmasız Hatay kazanır diyorum. Adana Demir Konya'ya Konya kazanır. Antalya İstanbul Antalya handikaplı kazanır. Giresun Ankara Gücü beraberlik. Kasımpaşa Kayseri Spor Kasımpaşa. Ümraniye Karagümrük Karagümrük. Bu arada Kasımpaşa Kayseri Spor maçını eğer futbol olarak değerlendirir derseniz Kayseri'nin fark atması lazım. Anladınız mı arkadaşlar? Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir kez daha hatırlatayım da ben burada hani bir abiniz olarak bir kardeşiniz olarak bir kez daha hatırlatayım. Hani iddia haramdır, günahtır. İddiada kazanan sadece oynatandır. Ben iddia oynamanızı tavsiye etmem ama geçen hafta böyle bir şey yaptık. Bazıları dedi ki hocam dedi gelecek hafta içinde verir misin dedi. Ben de veririm dedim. Ben sözümü yememek adına tahminlerimi bu şekilde sergiliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu arada hocam ben şunlara katılmıyorum. Benim fikrim şu diyen arkadaşlar buyurun yazın yoruma. Siz de yazın iddia tahminlerinizi bakalım. Sonra ben de tahmin ediyordum. Ben de 2-2 biter diyordum. Ben de Fener 3-0 alır diyordum ama yazmadım falan filan demeyin. Yemeyin bizi. Yazın abi yorum yazmaktan korkmayın çekinmeyin. Beğeni atmaktan çekinmeyin. Reklam tıklamaktan çekinmeyin. Abone olmaktan çekinmeyin. Hadi göreyim sizleri. Görüşmek üzere.